Ben böyle düşünüyorum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün koltuklu konseptteyiz sevgili Habit. Evet. Çok özledik seni. Neredesin? Az önce söylediğim gibi ben buraya uzun süre gelmeyip geldikten sonra fark ediyorum ki burayı özlemişim. Buranın hayatımda olmayan bir havası var. Büyük ihtimalle buradaki zenginlik hayatımın hiçbir yerinde görmediğim bir. Bugün sana ne ikram etsek ama istemedin. İçmek istemedin. Evet. Doymuşsun demek ki. Eskiden geldiğin zaman ne var ne yoksa yerdin içerdin. Aşk olsun ya. Parayı bulmuşsun sen tespitten. Bir kahve içiyorduk. Bıraktım o işleri ya. Bıraktın mı? Yani şöyle bıraktım. Şimdi seninle konuşuyorduk ya, benim bir enerji fazlam vardı. Yaptığım işte de sen genelde boş oturduğunu düşünüyorsun ama çok çalışıyorum ben. Çok üretiyorum bir kere. Yani burada ismini almıyoruz ama orada iki tane podcast'im var. Bir tane YouTube programım var. Bunun dışında videolar çekiyorum, reels'ler yapıyorum, metin yazıyorum. Asıl temel bir işim var. Onu söylemeyeyim, onu yapıyorum. Buna rağmen bir enerji fazlam vardı. Evde böyle saçma sapan şeylerle vakit harcıyordum. Buraya geliyordum. Ne yapayım, ne yapayım derken bu tespih olayı çıktı. Ondan sonra bu tespih ve diğer o takı obje olayına çok yoğunlaştım ben. Ama deli gibi böyle çok hırslıydım. Vergi muafiyet belgesi falan almak için başvurdum. N11'de hesap açacaktım. Etsy'de hesap açacaktım. Amazon'u düşünüyordum. Bir yatırım yapıp Amazon'da hesap açayım. Yarım kilo kehribar aldım falan filan. Derken benim çocuk bir doğdu. Benim yani normalde aslında daha hırslı olmam gerekmiyor mu? İçgüdüsel olarak da bu çocuğu Maddi beslemek açıdan diye. mı? Evet. Yani. Ama enerji harcanan zor bir süreç olduğu için tabii çocuğuna yoğunlaşmayı tercih etmişsindir. Daha keyifli geldi herhalde. Yani o fazla enerjiyi atacak yer ihtiyacım yok şu an. Belki ondan yani tam olarak söyleyemiyorum neden çok çabuk Tam soğudu ama. benim dediğim noktaya geliyor. Paraya doymuşsun. Bu ara bir yerlerden para gelmiş demek ki. Maaş iki katına çıktı. Art ya işte. Yani. Ya direkt belli oluyor ya. Bugün gelip bir şey içmek istememenden anladım yani. Aşk Anladım, olsun karnım ya. tok falan. Yedim de geldim. Böyle bir tane kahve içiyorduk ya. Espresso. Tansiyon hastası oldum. Onu da içemiyorum artık. Limonlu su içiyordum. Sütlüsünü teklif ettik. Cappuccino dedik sana. O da dokunuyor. Biraz daha belki şeyi açabilirdin yani. Viskide kaldık. Viskiden sonra biraz daha çeşitlendirseydin. Ya kokteyle de gittik ama onu da arzu etmedin. Etil kokteyl mi içelim şimdi? Suya bir damla damlatalım hani en azından suyu kırsın dedik. Onu da Evet. istemedin. Bir bardak suya talim ettik sonunda. Aslında seviyorum. Burada konuşmuyorduk normalde de artık seçimde geçtiğine göre konuşabiliriz. Ya alkolü çok böyle aram yok. Böyle hani mesela buradaysam süper olur. Ama araba kullanacak olmanın stresi beni biraz yeriyor. Yani araba ehliyetim çok kıymetli benim ya. Çok geç aldım. 2018'de aldım ben ehliyetimi. Araba kullanmayı ve araba sahibi olmayı seviyorum. Kesinlikle zaten alkollü araç kullanmamak gerekiyor. Evet. Çünkü ehliyetimiz gidebilir den Yani ziyade. ölebilirsin mesela böyle bir sıkıntı olabilir. Başkasını öldürebiliriz. Yo öldürmekten öte şöyle de bir gerçek var. Yani oldu da basit bir kazaya karıştın. Ufak bir tampon çarpışması veya sana çarptılar. Finalde alkollü olursan senin kaskon sigortan onu ödemez. Durduk yere şimdi masraf yapmaya gerek yok. O yüzden alkollü araç. Sevgili izleyiciler alkollü araç kullanmayalım. Kullananları Kampanyayı uyaralım. unutuyorum. Evet, yani uyarıyoruz değil mi insanlar alkollü araç kullananlarda? Su içiyoruz şu an. Bilemiyorum, bilemiyorum. Peki neler yapacaksın? Bir İran mevzu geçen gün dile geldi, öyle bir şeyler söyledin. Çok yakınlaştı abi tarih. Ya seninle aslında biraz da onu konuşmak istiyorum. Mutlaka söyleyeceğin şeyler vardır. İran'a gidiyorum. Haftaya bugün şu an büyük ihtimalle kalacağım. Evde falanımdır ya da işte yola çıkmışımdır. İran kararı nereden çıktı? Benim yıllardır bir İran hayranlığım var. İran hayranlığım şeyle başladı. Hani sinema sever varsa Bahman Gobadi, Mecit Mecidi, Abbas Kiarostami. Bunlar da İranlı çok güzel yönetmenler. İşte Asghar Farhadi, Ari Aster de galiba İranlıydı yanlış Amin hatırlamıyorum. Feryadi. Çok Aynen. önemli yönetmenler Aynen. bunlar. Amin Feryadi. Doğru. Öyle bir İran şeyim başladı. Ondan sonra dillerine merak saldım. Tabii İran İslam devrimi falan derken tarihçi olmanın da şeyiyle o tarihe de biraz vakıftık. Ondan sonra işte mimari, kültür, şehirler, günlük yaşam derken yıllardır İran'la ilgili işte izliyorum, okuyorum falan filan. Ve benim daha önce söylediğim bir yurt dışı şeyim vardı. Yurt dışına hiç çıkmadım ben. Hiçbir yere gitmedim. Uçasım var. Bir kere hayatımda uçtum Malatya'ya. Uçtum onda da askerlik için onda da uyudum ve Pegasus'un Belediye uçağıydı. otobüsünden İnegöl hallice. otobüsü daha iyi. Kesinlikle ya. Daha konforlu. Çocuğum olduktan sonra hiç çıkamam diye düşünüyordum artık benim için bu hayal bitti derken. Kayınvalidem bizdeydi. Muhabbet açıldı. Kayınvalidem 4-5 defa yurt dışına çıktı. Ki kayınvalidem köyde yaşayan bir insan. Eşim hiç hayali olmamasına rağmen Yunanistan'a gitti. Ki Almanya, Yunanistan, Bulgaristan gibi bir tur olacaktı da. Küçük bir hatayla sadece Yunanistan'a gidebildi. Yani orada bir kendimi buruk hissettim.
açıkçası. Ofiste muhabbeti açıldı böyle ya, yurt dışı yurt dışı ulan kaç para bilet? Aa öyleydi böyleydi, ben İran'a gidiyorum. Bir gaz. 3000 lira uçak bileti. Git gel. Buradan Van'a uçakla gitsem gelsem 2500. Tahran'a gidip gelmek 3000 lira. Ondan sonra 2-3 günlüğüne gideyim dedim. İşte Yezd ayrı bir yerde, Şiraz ayrı bir yerde, İsfahan ayrı bir yerde. Bunların hepsine en az bunlara gitmem lazım İran'a gittiğim zaman. 10 günlük bir tatil, bir gazla başladı. Bir tesbih sattım, pasaport aldım. Bir tesbih sattım, uçak biletinin yarısını aldım. Canım, adam parayı bulmuş ya. Buradan direkt anladım yani tekrar. Tabii İran'da dikkat edilmesi gereken noktalar var turunda, gezinde. Bakın burada ne yok? Ha, küpe yok. Küpe yok. Bugünden çıkarttım. Kulağıma küpe olsun dedin ve evet, çıkarttın küpeyi. Ya bir takım tabii dikkatli olmak gereken noktalar var ama orada da tabii toplumsal olaylar bu ara arttı dozajı biraz. Çünkü İran devrimden sonra oradaki sistemi yıkmak isteyen de farklı kuvvetler, güçler var. Özellikle Amerika bu yeni yönetim şeklinden çok memnun değil. Ama halk da tabii özgürlükten yana. Bir de şöyle bir şey var. Ben Türk toplumuna biraz benzetiyorum orayı. Çünkü İran'ın geçmişi aslında o devlet yönetim şekline uygun bir halk değil. Totalde bir şeyler olmuş. Bir işte İslam devrimi mi diyelim, ona bir şey olmuş ama hala bence şey yok yani, tam oturmamış. Türkiye'de de mesela şeriat diyorlar ya. Ben Türk halkının da %100 şeriatı hayatına uygulayabileceğini zannetmiyorum. Sebebi de şudur. Çünkü Osmanlı da şeriatla yönetilmiyordu. Osmanlı bir din devleti değildi, değil mi? Koskoca bir imparatorluktu. Cihan imparatorluğuydu. Cihan imparatorluğu olmanın da gereksinimi nedir? Açık görüşlü olmak, diğer yabancıları da toplumun içinde barındırabilmek. Şeriat yönetimine geçtiğin zaman bunları barındıramazsın. Zenginliklerden, yani o çok beğendiğimiz Osmanlı eserleri ortaya çıkmazdı. Şöyle, Osmanlı büyük bir coğrafyaydı. Sadece Anadolu için, hani Osmanlı'da yaşayan Türkler için bahsetsek bile, şerri şeyler devlet yönetiminde ve işte artık mahkemeye falan için düşerse kalıyordu ki o da bölgelere göre değişiyordu. Yani çok aykırı tipler vardı Osmanlı'da. Bugün işte bu dirilişi falan seyredenler onları görseler, o dervişleri, Osmanlı'da kalenderileri görseler mesela. Kalenderiler diye bir şey var ya. Bunlar bir aslında İslam tarikatı. Fakat giyimleri, kuşamları çok farklı. Ve halk çok seviyor bunları. Yani namaz şöyle diyorlar, insanların gördüğü yerde namaz kılmazlardı, oruç tutmazlardı. Yapıyorlarsa ibadetlerini gizli yaparlardı. Kimileri aykırılık için dişlerini sökerdi. Adamların kaşları yok, hiç vücudunda kıl yok, saçları yok. Bunlar bir şehre girerlerdi. Bir girdikleri zaman çalgılar, bağıra çağıra, davullarla, sırtında baltalar, belki yanında ayılarla halk hemen sokağa çıkarmış kalenderileri görmek için. Hemen onlara bahşişlerini verir. Aslında bu şeye çok benziyor. Güney Asya'daki Budistlere, Güney Asya dervişlerine benziyor. Ya girecek olursak girmeyelim de. Ya işte ben İran'ın şu anki yönetim şeklinin toplumsal olarak çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ya bence gerçek yaşam şekilleri o değil. Daha kültürlü, daha derinliği olan bir topluluk o. Bu şu an yaşamaya çalıştıkları şey onların kültür derinliğine uygun değil. Çünkü İslamiyet öncesi de var olan insanlar bunlar. Yani İslamiyet'le birlikte ortaya çıkmış bir topluluk değil bunlar. Bunların sanatı var, tarihi var, maasi var, derin bir tarihi var bunların falan. Ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor adamların tarihi. Aynı coğrafyada kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Mesela İngilizler konusundan en çok benim takdir ettiğim konu, 4 dede öncesinin fotoğrafı merdivende, hani o şatolarda, merdivenlerde sırayla olur mesela. Dedenin, dedenin, dedesinin fotoğrafları diye devam eden, süre gelen bir orada şey vardır. Ne denir ona? Soy ağacı. Bizde var mı? Yok, en fazla 3 geriye gidiyorsun. Sonra buhar, kayıp oluyor. Bu toplumun arkadan doğru öne doğru gelebilme kabiliyeti falan topluma zenginlik kazandırıyor. Yüzde kaçımızın annesi babası doğduğu evde yaşıyor? Öyle bir kültür yok. Bu apartman kültürü zaten bizi bu hale getirmiş. Adam köyünü terk etmiş. O yüzden zaten herkesin içinde bir şey özlemi var ya, hani toprak özlemi var. Geri döneceğim bir gün falan filan diye. Neden? Çünkü buranın insanı değil. Apartman insanı değil. Çok ilginç ya, o da... Kim apartman insanı olabilir ki ya? Yani kutu, kibrit kutuları içinden yaşamak... Ya orada da tabii çok derin analizler var da ben şeye yoruyorum biraz. Anadolu'da hiçbir zaman dört dörtlük ev yapmayı bilmiyordu. Çünkü Türkler gezen topluluklar olduğu için bunlar yerleşik hayat ve ev yapmayı bilmiyorlardı. Ev yapmayı, hala bilmiyoruz. İşte ev yapmayı bilmedikleri için de konforlu bir yaşama kavuşamadılar. Lüks bir ev yapamadıkları için işte çatısı dam oluyor genelde, düz mesela. İşte çatı yapmıyor. Efendim işte tuvalet var, hayvanını evin altında barındırıyor ki kışın ısınsın diye falan. Ya ama işte aynı zamanda bu bir konforsuzluk ortaya çıkartıyor. Sonra apartmanda sıcak suyu, kaloriferi görünce de oh ne güzel diye apartmanlara taşınmışlar. Halbuki köy hayatında güzel bir evde oturmak paha biçilemez yani. Kendi ektiğini biçtiğini yemek, değil mi? Dışa bağımlı olmamak konusu. O yüzden bizim Türk toplumunda biraz bu konu eksik kalmış. Benim bir köyüm yok mesela. Hani herkesin köyü vardır. İlkokulda çok özenirdim ben. Uludağ'daydım. Sosyal tesisteydim. Kayaktaydım falan tarzı şeyler yazmak zorunda kalıyordum ama millet köyünü yazıyordu. Çok güzel bir şeydi. Sen aslında benim gıcık olduğum çocuksun. Ha öyle mi?
Yokluktan. Bizim köyümüz vardı ama işte bu ekonomik sebepler, babamın işte batması falan derken köydeki ev yıkıldı falan. Durumumuz iyiyken, İnegöl'deyken biz sürekli köye gidip gelirdik. Mutluyduk evimizin olmasından da. Evin yıkılması da şey, çünkü dediğin gibi biz de yerleşik kültüre çok geçtiğimiz için ev yapmayı bilmiyoruz. Bizim tek şeyimiz işlevsellik. Estetik sıfır. Uzun ömürlülük, dayanıklılık sıfır. Oranın şartlarına göre şartlılarda bulabildiğimiz materyallerden işlevsel, çirkin evler yapıyoruz. Hızlı yapıyorsun ama tabii o da geleceğe taşıyamıyorsun evini. Sürekli bir bakım gerektiriyor. Çamurdan evler daha çok tercih ediliyor. Ya bunları kabul etmek lazım. Aslında bu gerçekleri kabul ettiğin zaman bazı şeylerin anlaşılması daha kolay oluyor. Köy yaşantısını da şu an övenler veya hep köy yaşantısına böyle gözünü büyütenler ve gitmeye çalışanlar da bu gerçekleri bilerek gitmeleri lazım. Halen köy hayatı onların efendim o diğer YouTube'da gördükleri böyle İskandinav ülkelerinin köy yaşamı yok yani, anladın mı? Adamların hayvanı bile tertemiz ya. Ben görüyorum YouTube'da mesela inekler var, tertemiz. Bizim ineklere bakıyorum her tarafında tezek yapmış. Kıçlarında hep bok var böyle. Ya, siz bu inekleri ne yapıyorsunuz? Fırçayla yıkıyor musunuz kardeşim ya koyunları koyunları? Evet. Onların koyunları böyle güzel cilt bakımları yapılmış, tüyleri güzel kırkılmış. Bizimkiler gariban ya. Sanki bize gıcıklık olsun diye böyle inekleri özellikle hani Avrupa dışındaki insanlar görsün de işte inek böyle olur falan diye özellikle temizliyorlar. Hollanda'daki hayvanlar, o kırlarda dolaşan hayvanlar falan ne kadar mutlu. Vatandaşının mutluluğu hayvana da mı geçmiş? Sonuçta finalde o da et olup midemize gidecek ama daha mutlular. E şimdi pozitif bir hayvanı kestiğin zaman da senin içine de iyi şeyler girmiş. Karmamıza giriyor demiştin. Karmamıza giriyor tabii. Biz şimdi burada bu bizim garibanları kesiyoruz, eti yiyoruz, sonunda mutlu olmuyoruz. Bir de paramız gidiyor. Hem param gidiyor, hem paramı veriyorum, hem mutlu olamıyorum. Hem fırça yiyorum. Böyle bir sıkıntı var. İyi güzel, İran senin için hoş bir an olur. Bir şeyler çeker misin acaba hani kayıt? Kayıt yapmayı düşünmüyorum. Yani o şeyle böyle elime bir kamera alıp bir vlog yapmak aklımdan geçmiyor. Ama fotoğraf çekmeyi çok istiyorum. Fotoğraf çekmek için bir makine götürmeye niyetlendim. 10 bin lira falan bütçe ayırmam gerekiyor. Ayıramadım. Bunlardan birini istedim. Onları da sen vermedin. Yo, bir tane var aslında Çin malı. Test için aldığımız makine, onu verelim sana. Video mu? Fotoğraf çekiyor, evet. Ama video da çekiyor. Fotoğraf makinesi, benim de götürebileceğim makine var. Eski bir Panasonic var ama tercih etmiyorum. Yani daha Fuji filmin son aynasızlarından. O senin hayal ettiğin güzel İran ortam fotoğraflarını çekmek için iyi bir lensle güzel bir makine götürmek lazım. Onun dışında götüreceğim bütün makinelerde orta bir şey elde edersin. Cep telefonuyla çekmen daha iyi olur. Xiaomi Mi 11 Ultra alırsam ona da niyetlendim ama ondan da vazgeçtim. Dedim ama sen genel olarak yani bu konuyu böyle bir videolog kafasına girmiyorsan zaten. İçsel bir yolculuk daha çok. Evet yani, o yüzden hiç karıştırma teknoloji. Ama fotoğrafları çekip belki birkaç video çekip burada içsel yolculuğumu insanlarla ve seninle paylaşmak istiyorum aslında. Ya muhakkak, ama internette genelde millet kesintisiz bir şekilde eline GoPro'yu alıp abuk subuk konuşmak suretiyle ve genellikle bilgisiz olduğu konularda. Evet. Bu ara şeyleri izliyorum ben, o videoları. Hiçbir bir şey bilmiyorsun bir arkadaş gittiğin yere. Adam şöyle bir kayıt yapıyor. Evet, burada bir park var. Bir heykel var. Neymiş bu heykel? bir şey yazıyor burada ama anlamıyorum. Buraya bu nedir ya? 3-5 bir okuyun, bir çalışın yani. Gerçi tabii adam da diyor ki ya bedavaya geziyorum işte, size de diyor yanımda geziyormuşsunuz gibi oluyor. Fazla da detay bekleme diyor. Tur rehberi gibi performans benden bekleme diyor ama biz de sana dakikamızı vermişiz bir, en azından ne bileyim ya. Değil mi? Biraz bir bilgi sahibi olmaz mı insan? Ama daha mı çok acaba insanların hoşuna gidiyor öyle şeyler? Ben İran'ı neredeyse ezberledim ya. Böyle bazen şey videoları var biliyor musun? Adam hiç gitmemiş ama stok fotoğraflar bulmuş. Stok fotoğraflar para vermemiş de. Geçiyor, bilgiler veriyor. İran şöyledir, İran böyledir, İran şöyledir. Arkadaş açtı, bak dedi, bilgin olsun. Arabada gidiyorum. O da yanımda oturuyor, böyle gösteriyor. Yani adamın en az 3 yanlışını buldum videoda. Adamdan kesinlikle daha fazla. O zaman demek ki bu geziden sonra seni belki de sponsorlu bir şekilde göndermemiz lazım oraya. Şimdi bakalım sağ salim dönebiliyor musun? Şimdi yanına tesisat vereceğiz. Malın mülkü makinenin dönmeme ihtimali var. Yoksa seninle önemli değil. Ama makine dönmezse sıkıntı olabilir. Ben bırakırım sana. Telefonumu, arabamı bırakırdım. Ama arabayı nasıl bırakırdım? Telefonu falan bırakırdım sana. Rehin olarak. Ha. Yani o açıdan sağ salim sen dönersen bir dahakine belki bir şeyle gönderilebilir. Yanına Mithat da veririz olmasa. Oo, ben yok, Mithat abi istemem yanımda. İran'da başıma bela çıkartır. En düşük 60 kırbaç vuruyorlarmış. En düşük yani 60 kırbaçtan başlıyor cezalar. Allah Allah. Mithat abinin net 60 kırbaçı var. 60 da bana vururlar garanti. Bana da 60 vurduracak bir şey yapar. Hı-hı. Yani orada ben 60-120 arası kırbaç, Mithat abi idamla İran gibi. Şey nedir orada hani sıkıntılı konular? Toplumun belli bir kısmı çok özgür yaşıyor. Haksızlık değil mi bu arada? İran'da mı? Evet. Ya şöyle, Tahran mesela oranın herhalde en insanların rahat yaşadığı yer, yani başlarını çok örtmüyorlar falan. Mesela Meşet var. Meşet oranın kutsal şehri ama buradaki Konya'yla falan hani örneklendiremeyiz. Orası Arabistan'ın Mekke'si gibi. Hac
sayılabilecek bir yer. İmam Rıza'nın türbesi var orada. Meşe çok sert, insanların da çok muhafazakar olduğu bir şehir. Hatta onunla ilgili Holy Spider, Kutsal Örümcek diye bir film var. Meşet'te bir seri katil hayat kadınlarını öldürüyor. Bununla ilgili mücadele eden bir kadın var. Çok gerçekçi. Hani genelde oryantalist bakış açısıyla İran işte çok vahşi bir şeriat var. Öyle değil işte. Her şey kalıbına uydurulmuş şekilde. O şeriat adamları, oradaki imamlar da bir şey kalıbına uydurmaya çalışıyorlar. İşte İran'da şöyle böyle, İran'da yok, herkes... Yok, o doğru bir yaklaşım tarzı değil. Değil. Şimdi bir tane sanatçı gelmişti. Gazel, işte bu güncel sanat falan, kavramsal sanat bir şey yapıyor. Söyleşi yaptı. Bursa'nın sanatseverleri, yani güncel sanat meraklıları da geldiler. Ben hani öyle bir kitle olmadığını gördüm. Belki bana kızarlar, ederler, bilmiyorum da. Burada hep kadına sanatından ziyade işte İran nasıl oldu, işi nasıl yaptı, kadın objektif bir şekilde anlatıyor. Çarşaf evet bizim hayatımızın bir parçası. Kullanmak zorunda mıyız? İşte Tahran'da daha rahatsın ama işte başka yerlerde takmak zorundasın. Fakat şöyle bir rahatlama oldu. Orada şahlık zamanı da bir baskı vardı insanlara karşı. İslami bir baskı yoktu ama başka bir şey vardı. Firul Ferrazat, o meşhur şair, işte kuş ölürsen uçuşunu hatırla falan dedi. İnanılmaz acılar çekti şahlık şeyi yüzünden. Başörtüsü takmak yasaktı. Bir kadın mesela Gazel'in babaannesi olması lazım ya da babaannesi. Eşi asker şahlık döneminde. Bu kadın ömür boyu kapalı gezmiş fakat oradaki baskıdan dolayı açmak zorunda kalmış kendini. Beni demiş ömür boyu çıplak gezdirdiniz ölene kadar. Sonrasında insanlar mesela çocukların, kızların okumasına izin vermiyormuş. Çünkü üniversiteye gittiğinde benim kızım açılır saçılır, ahlakı bozulur diye. Bu İslam devriminden sonra kızların okuma oranı çok büyük artmış İran'da. Daha güvende hissetmiş insanlar kendisini. Yani tabii Türkiye, dünya tarafından dönecek. Yalnız bırakıldıkları için şu anda objektif olarak bakmamız çok mümkün değil. Çünkü şunu sana sorsam, işte kadınların toplum hayatındaki rolü ne seviyeye gelmiştir bilim ilimde desem, bunun yanıtı objektif olamaz çünkü Amerikan ambargosu var. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten orada bilim yapıp o bilimi Avrupa'ya, Amerika'ya gönderemiyorsan veya oradan bir şeyleri ortak geliştiremiyorsan, o zaman böyle biraz da Kuzey Kore kafası bir şey oluyorsun. O da çok objektif bakılamamasına sebep oluyor. Yekten neden Amerika oraya karşı bir tavır sergiliyor? O da meçhul. O topraklarımı istiyorlar. Ne yapmaya çalıştıklarını. Ben de Büyük Orta Doğu'nun hani bir parçası mı? Yoksa ısrarla niye onlar nükleer silah üretmeyle ilgili konuyu ön plana çıkartıyorlar? Bu konu kalksa ortadan, kavga da bitse. Ya kavga bu değil ki. Bu bitince kavga bitecek. Başka problemler var orada. Zor bir coğrafya. Dün Biden Türkiye'deki seçimlerle ilgili yorumunu soruyorlar. Öyle de olsa böyle de olsa çok da fark etmez. Zaten problemli bir bölgenin bir problemi daha diyor. Yani kimden aşağı kasıp başa diyor, anladın mı? Gerçi Biden havayla tokalaşan bir adam olduğu için soruyu da tam anlayamamış olabilir ama. Hakikaten niyeyse bu coğrafyada bir çözülemeyen bir dert var. Bir sorun var. Sömürge çok sömürülmüş. Yani bu olaylardan önce de biliyorsun Fransız, İngiliz. Tabii tabii. Yani Mısır'ını ayrı sömürmüşler. İran'da başka bir şey var. Suriye'de başka bir şey var. Her yerde toplum bir türlü kendi kültürünü devam ettirememiş. Ya İran şeyden önce biliyorsun Amerika'nın jandarmasıydı bölgedeki. İran İslam devriminden önce. İran İslam devrimi bir taraftan Amerika'ya karşı yapılmış bir şey. Tabii tabii. Amerika sürekli mücadele etti hani bu şeyle ama yapamadı, beceremedi. O sarı devrim, turuncu devrimlerde de İran'a hiçbir şey olmadı. Bu eylemlerde de hiçbir şey olmadı. Ha İran'ı övüyor gibi olmayayım. Orada gencecik bir kız polis tarafından dövüp bunu İranlılar duyarsa 1060 kırbaç bekliyordu da. Ama döndükten sonra yapalım bir şey, sıkıntılı yorumları şimdi. Gidince havaalanında beklemesinler seni. Olabilir. Hiç bizim şeyler programları çok adap seyretmediği için. Yani denk gelme ihtimali o. Ama biri de gammazlayabilir bak. Az şöyle bir kişi gammazcının evet. Bir tanesi izlemesini yeterli. İran istihbaratı gelişmiş diye biliyorum ben. Öyle mi? Çok saygı duyuyorum. Hakkında bir şey İran yapıldı mı acaba? Güvenlik soruşturması yapıldı mı gitmeden önce? Vize. Vize istemiyorlar. Pasaport. Pasaport kapıda bakacaklar. Önden bir başvuru yapmadın mı? Hiçbir şey yapmadım. O yapmadıysan o zamanlar güvenlik soruşturması yapmıyordur. Dayan. Hiçbir bir problem ben olmaz. Ben çok seviyorum İran'ı ya. Çok. Öyle böyle değil. Her yerde başka bir şey. Yezd'e gideceğim dedim ya. Yezd'in olayı Zerdüşlerin ana tapınağı orada. Şimdi Türkiye'de benzer bir pagan demeyelim o inanca, semavi dinler dışı bir inanç çok hoş görülmeyeceğini düşünüyorum ben. Bunların kökeni ama. Bunların kökeni ve çok saygı duyuyorlar. Duyacak tabii. Biz Aleviliğe bile saygı duymakta zorlanıyor. Sünni İslam yani Ortodoks İslam. Orada ona saygı duyuyorlar. Ermeniler çok rahat yaşıyorlar orada. İçkisini içiyor, dinini yaşıyor, her şeyini yaşıyor. Yani orada ne? Sen Müslüman mısın? Müslümanım. O zaman sana bu kurallar var. Zina, içki, şu, bu yasak. İslam kuralları görecek. Kadınsan boşunu örteceksin. Erkeksen böyle yapacaksın. Ermeni misin? Ermeniyim. Tamam ne bak yersen ye. Vodkanı yap iç, kavunlu vodka yap, ne bileyim işte partini yap. Bak ben onu bilmiyorum ya. Bunlar aleni açık yapılabiliyor mu? Şöyle ortalıkta içki içemiyorsundur. Yani bir Ermenilerin sokakta böyle içki içilen bir kafesi, restoranı, bistrosu bir şey yoktur. Ama içkiyle yakalanırsan da bir derdi yoktur. İranlılar da evde çok içki içiyorlarmış. Tamam o kaçak, hep söyleniyor kaçak. Zaten. Bizim Türkiye'de şöyle bir karışıklık yapılıyor. Suudi Arabistan'la İran'ı aynı yere koyuyorlar. Ve İranlıları Arap zannediyorlar. Evet o da çok ilginç bir şey yani. Halbuki kültürel olarak aslında Suudi'nin mezhebi de değil İran. Karşılar yani aslında bak.
Ama nedense işte bizim doğru düzgün eğitilmememizden hep bu sorunlar. Bizi yıllarca İran'la korkuttular ya, Türkiye İran olur mu? Ne alakası var ya, Türkiye'nin İran olması mümkün değil zaten. Ha bunu şeriat için söylüyorsan Suudi tarafa söylemen lazım. Onu da niye söyleyemiyorlar? Suudileri seviyorlar çünkü. İçten içe para olduğu için oradan söyleyemiyor. Türkiye şimdi Suudi Arabistan olur mu desem bu hakaret gibi gelmiyor kulağına. Ama Türkiye İran gibi olur mu deyince sanki hakaretmiş bu, kötü bir şeymiş gibi böyle bir algı yaratılıyor. Sınır komşun ya. İnsan komşusu hakkında böyle bu kadar dedikodu yapar mı? Toplum eğitilmediği için bu problemler var. Komşularını iyi tanıyamamakla ilgili. Benzer şekilde Suriye'de de oranın da kültürü çok derin. Oranın da kökeni öyle dünden bugüne bir ülke değil. Orasının da bir mazi geçmişi var. Suriye, İran ve Suudi Arabistan aynı şey değil. Bizim için o taraf Orta Doğu hepsi aynı gibi. Afgan hepsi aynı. Pakistan biraz farklı zannediyor insanlar. Hindistan'ın zaten ayrı olduğunu biliyor. Aradaki geçişleri bilmiyor ama. Böyle keskin çizgiler var mesela. Pakistan ama işte İran, Suudi Arabistan aynı zannediyor. Veya Afrika'dan gelen adama Arap diyor. Kara tenli herkes Arap diyor ki aslında Araplar o kadar kara tenli değil. Onlar Afrikalı falan. Böyle karma karışık bir şeyler. O Arap konusu da herhalde muhtemelen Osmanlı zamanında getirilen, köle olarak çalıştırmak için getirilenlerin rengi koyu ve herhalde onlar Arap olamaz herhalde. Onlar Afrika'dan getirilmiş olması lazım ama neden Arap dendiğini ben de bilmiyorum onu ya. Aslında Osmanlı Arapları tanıyan bir halk. Coğrafyada Araplar da var. Bir ayağı orada Osmanlı'nın. Oradan acaba o dönemde getirilen, çalışmak için getirilen insanlar var? Arap bacı. Onlar aslında direkt şeyler, siyahi insanlar. Zenci demek de... Yo, onu ben de geçen gün programda söyledim ya, bizim zenci dememizle ilgili bir sıkıntı yok. Ya biz ten rengini tarif ediyoruz burada. Amerikalıların Amerika'da kullandığı zaman başına bela getirecek kelime zenci demek değil yani. Negro. O eşittir zenci değil. O pamuk tarlalarında çalışmak üzere Afrika'dan getirilen köle zencilere denen isim o. Hmm. O yüzden onların hoşuna gitmiyor. Yani bir nevi senin atana hakaret ediyormuş gibi oluyor işte, köle falan hani. Biz öyle demiyoruz, zenci ya. Ya onun da muhtemelen... Zenci siyah mı demek? Ha işte bir o şey, kadar. Bir memleketin adı mı? Öyle bir şey Arapçadan, ya. Arapçadan Marapçadan gelen bir kökeni vardır onun. Koyu tenli adamdır. Ya biz de hiçbir zaman büyük pamuk tarlası... Evet, bugün de dünya problemlerini çözdük. Benim çok konuştuğum bir program oldu ama finalde... Montajdan sonra ben az konuşuyor hale geleceğim muhtemelen. Senin çok konuştuğun olmadı ya, ikimiz de konuştuk. Ben çok güzel, ben yani çok keyif aldım. İzler misin sen bunu? Ben kesin izlerim. Kendim varım içinde. Başkası izler mi izlemez miyim? Zaten ya yok, artık orayı, ibreyi kırdık zaten de. Sloganımız neydi? Bu yeni program olsun ya. Ne? Adım Allah aşkına. Yok güzel işte, ben böyle düşünüyorum. Sen böyle düşünüyorsun. Ben ha, buna evrildik artık. Ya belli olmaz. Öylesi de olur. Böylesi de olur. Bu çok güzel. Konuklu olur. Konuksuz olur. Konuklu da olur ama bu çok şimdi güzel. Şimdi sen ya. İran'dan gelince anılarını anlatacaksın. Onun tek olması lazım. Ben yine soru sorarım sana. Sıkıntı yok. Bence böyle devam edelim. Hayırlısıysa olur. Hayırlısı olsun. Kısmetse olur. Sloganımızı söylüyorum. Evet. Gündemi değil, hayatı konuşuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.